8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Antalya'da sabah saatlerinde Kent Konsey Kadın Meclisi Cumhuriyet Meydanı'na çelenk bırakarak iş dünyasında kadın haklarının ihlal edildiği, kadınların cinsiyet eşitliğinden uzak çalışma koşullarında çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı. Akşam saat 19'u gösterdiğinde ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen kadınlar 3 kapılar önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde kadınlar, erkek şiddeti, kadın cinayetleri, LGBTİ artı ve hayvan haklarını konu alan sloganlar attı. Bir saat boyunca eylem yapan kadınlar, erkek şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden kadınları da andıktan sonra basın açıklaması yaparak dağıldılar. Medyaskop'a konuşan Antalya Kadın Dayanışma Derneği üyesi Gurbet Kabadayı, kadınlar için bu yıl 8 Mart'ın önemini anlattı. Aslında bizim için her sene aynı. Çünkü bizim özgürlük mücadelemiz henüz bir yere varmış değil. Bunun sonucu, feminist mücadelenin sonucu bütün kadınlar eşit olana ve özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu senenin farklı bir önemi derseniz eğer pandemiyle beraber evlerimize kapandık ve birçok kadın için bu evler aslında güvenli alanlar değildi. Evde kaldığımız zaman biz güvende olmuyoruz. Çünkü şiddetin büyük bir çoğunluğu aile bireylerinden veya aile içerisinden geldiği için şu anda bizim sokakta oluşumuz, aynı zamanda bu isyanı sokağa taşıdığımız ve beraber kız kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz, o dayanışmayı ördüğümüz için de farklı bir öneme sahip. Bunun dışında artan cezasızlık ve linç kültürü sebebiyle artan kadın cinayetleri de çok fazla bu sıralar. Daha bu sabah mesela Antalya'da bir kadının ölü bulunduğunun haberini almış bulunmaktayız. Dolayısıyla sokakta olmak, isyanını büyütmek, yan yana durabilmek, taleplerimizin arkasında durabilmek ve İstanbul Sözleşmesi 62-84'de bu kadar çok saldırı varken haklarımızın arkasında durabilmek bizim için çok çok önemli. O yüzden bu sene de alanlardayız ve olmaya da devam edeceğiz.